İyisiniz değil mi? Ölenlerimiz çok şükür. Kaç kişi öldü bu köyde teyze? 8 kişi. Evet, Bozlar'dayız. Bozlar büyük bir köy. Ve bu köyde 8 kişi yaşamını yitirmiş. Merhaba. Nasılsınız? Kaç haneli bir köy hocam burası? 500 haneli. 500 haneli bir köy. Kaç ev yıkıldı? 15-20 de hasar gören çok. Evet. Hasar gören çok olur. Kaç kişi? Bozlar 15 haneli bir, yani 500 haneli bir köy. 15-20 evin yıkıldığı söyleniyor. 8 kişinin yaşamını yitirdiği söyleniyor. Biz aslında başka köylere gidecektik. Yol üzerinde görebildiğimiz bütün köylere uğramayı düşünüyorduk. Şimdi buradan Küçük Öngüt, Bölük Damlar ve Oruç Pınar köylerinin tabelası var. Oradan. Evet. Bu benim evim. Sizin eviniz miydi? Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Kimse kalmamıştır inşallah. Yok, kurtuldunuz. Dört kişiydiniz. Dördünüz de kurtuldunuz. Çok kayıp var mıydı köyde? 9 tane kaybımız var. 9 kaybınız evet. Var. Yıkılan ev sayısı konusu. Yıkılan 70'e yakın. 70'e yakın. Evet, 70'e yakın. Çünkü büyük bir köy burası herhalde. Evet. Kaç hanesi var? 450 hane. 450 hanesi var. Evet. Ve belediyesi de olan. Sonra evet, kanun değişikliğiyle evet, birlikte başka yere taşındı. Evet. 450-500 haneli bir ev, 70'e yakın evin yıkıldığı söyleniyor. Hemen bu evin sahibi. Sizin isminiz neydi teyze? Benim ismim Döndü Kısık Yol. Evet. İşte benim evim de harap oldu. Şükür canlarımız kurtuldu. Hayvanlarım telef oldu biraz. Hayvanlarınız da öldü. Hoş, can sağlığı olsun. Canımız kurtuldu ya, ona bakalım. Onlar da keşke buna ölmemiş olsaydı. Edelim. Evet, onlar da keşke yaşasaydı. Evet, ev bu halde. Bu enkazdan çıktı. Hemen arkasında da başka bir ev yıkılmış. Evet. Şöyle görüyorsunuz, hayvanlar göçük altında kalmışlar, can vermişler. Burası. Şöyle bu yolun hemen üzerinde yıkılan evler var. Evet, buralar dağ köyleri. Yani biz göl başına doğru giderken yoldan sola saptık. Yolda derin çatlaklar görüyorsunuz zaten. Yolda birkaç noktada aslında daha derin çatlaklar vardı. Asfaltlanmıştı, düzeltilmişti. Köpek, yaralı bir köpek. Yarası da yeni. Bilmiyorum artık depremde mi zarar görmüş yoksa köpek kavgasında mı zarar görmüş, bilemiyorum. Burada evler sapasağlam duran evler de var. Mesela bu karşıdaki evler benim görebildiğim kadarıyla duvarlarında en ufak bir çatlak görülmüyor bu tarafta. Bunlar da öyle sağlam yapılmış evler belli ki. 450-500 haneli bir köy ve bu köyde deprem aslında tamamen enkaza dönüştürdüğü yaklaşık 15-20 ev ama 70'e yakın ev kısmen aralarında çöküntünün de olduğu, kısmen çökmüş 70'e yakın ev olduğu belirtiliyor. Böyle o zaman durumu da böyle.
burada dondurucu hava etkisini daha fazla hissettiriyor. Güneş iyi olmasına rağmen hava. Merhaba, bu köyün ismi neydi? Oruçpınar Köyü. Oruçlar. Oruçpınar Köyü. Oruçpınar Köyü. Bu köyde enkaz var mıydı, yıkılan evet, ev? Kaç ev vardı? 15 ev. Sizin ev yıkıldı. Altında kimse kaldı mı? Yok, Allah çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. 6-7 ev yıkıldı. Kaç haneli evdi? Kaç haneli köydü? Kaç haneliydi bu köy? Bu hemen geliyor. Bir saniye bir dursun araba. Bu 150-200 hane. 150-200 hane. Evet. Yıkılan ev sayısı ne kadar? Vallahi onu tam olarak bilemiyoruz. Benim ev gitti zaten. Sizin eviniz evet, yıkıldı. Kurtuldunuz burada, hepiniz. Evet. Şükür bir şey yok. Evet. İnşallah ölüm falan yok. Yok, hiç yok. Hepsi sağ olun. Yok, hiçbir sıkıntımız evet, yok. Oruçpınar Köyü. Evet, Oruçpınar Köyü. Evet. Siz evet, nerede kalıyorsunuz peki geceleri? Şurada bir şahat var. Evet. Şahatta kalıyoruz. Evet. Şurada çadır geldi. Yeni çadır kurduk. Bir yanımız çadırda kalıyoruz. Hı hı. Yani bu mahalle burada kalıyoruz şahatta. Çadır kimden geldi hocam? Çadır şeyden geldi. Şey Afat'tan geldi. Afat'tan mı geldi? Ha, iyi ulaştılar yani evet, buraya. Yardım bu konusunda bu geldi mi? Ya şimdi yardım konusu geliyor. Kuru gıda falan, yağ falan gelmiyor. Sadece çocuk yiyecekleri geliyoruz. Millette yağ sıkıntısı var. Evet. Yani yağları kalmıyor. Yağ sıkıntısı var. Küçük. Tamam, bir varsa evet. Başka da bir şey yok yani. Hı hı. Kaç ev yıkılmıştı dediniz? Toplam köyün üst başında herhalde 15 tane var. Yıkılan ama çok şükür can kaybı yok. Yok şükür. Can çok kaybı iyi, yok. Çok iyi. Evet. Başka da bir sıkıntı yok. Çok iyi. Oruçpınar Köyü. Öyle Afat çadırı gelmiş. Ulaşmışlar. Yardımlar da gelmiş. Ama çok geçmiş olsun. Bu köyde, Oruçpınar Köyü'nde de neyse ki can kaybı yok. Evet. Buralar tamamen kar altında. Çok soğuk. Çocuklar nasılsınız? Bu yollar tabii akşam gelinecek gibi değil. Yani aracınız ne kadar sağlam olursa olsun yollar buz tutuyor ve buz tabakası üzerinde hareket etmek olanaksız. Bu güzergah Zeynep Uşağı köyüne biz gideceğiz ve bu da bu güzergahın üzerindeki köyler. Oruçpınar Köyü. Öyle. Şöyle bir köy. Evlerin büyük bir bölümü ayakta. Çok az sayıda evin yıkıldı ve evlerin enkazında da hiç kimsenin can vermediği belirtiliyor. İnsanlar çadırlarda kalıyorlar, geceyi dışarıda geçiriyorlar. Dondurucu soğukta. Hayata tutunmaya çalışıyorlar.
Hı? Sadece taşla örülmüş duvarları. Kolay gelsin amca. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Küçük Üngüt'te yıkıntı, enkaz falan var mı? Yok. Yok değil mi? Hiçbir şey yok. Çok Allah'a şükür. Çok şükür. Yaralı yok. Ölü hiçbir şey yok. Çok iyi. Yani bu köy kaç haneli bir köy? 400 hane ama burada kimse yok. 400 hane. 400 haneli bir köy. Köy bizim köy. Evet. Ama köyde az kişi yaşıyor değil mi? Genelde tabii. Genelde batıda ya da Avrupa'da yaşıyorlar. Evet, yazın geliyorlar. Evet. Evet. Çok sağ olun. Bu gençler HDP'nin yardımlarını dağıtıyorlarmış. Biz de gazeteciyiz. Onlara eşlik ediyoruz. Onlarla köylere gidiyoruz. Var mı bir ihtiyacın? Çok memnun oldum. Eyvallah. İhtiyacın var mı dayım? Sana bir şey verir mi? He? İhtiyacın var mı? Yok, benim ihtiyacım her şeyim var. Var mı? Eyvallah. Tamam. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Yani mümkün olsa ben yardım edeceğim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. İyi bakın kendinize. Çok geçmiş olsun. Ayağınıza sağlar. Sağ olun. Sizin de. Evet, küçük Üngüt'te tek bir ev bile yıkılmamış, ağır hasar görmemiş, insanlar yaşamını yitirmemiş. Biraz önce konuştuğumuz amca hiçbir şeye ihtiyacımız yok dedi. Devam ediyoruz. Keşke bütün köyde bütünlük gibi ayakta kalmış olsalar. Ama maalesef depremi açıp sürdüm.
Merhabalar. Geçmiş olsun. Cemevi. Cemevinde de hiçbir çatlak yok. Yani evlerde gerçekten taştan yapılmış evler. Geneli taştan yapılmış evler. Sağlam yapılmış evler. O yüzden 400 haneli küçük Üngüt köyünde hiçbir ev zarar görmemiş. Güllerin doğduğu bir köy burası. Evet, bugün depremin 6. günü. Sabah Narlı'nın köylerine doğru yola çıktık ve çok sayıda köy gezdik, dolaştık. Her köyde bir taraftan taziyeler var, bir taraftan insanlar evlerinin enkazından bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar, hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ama depremin yıkıcılığını bir de bu buğday silolarıyla göstermek istedik. Burası Narlı. Narlı beldesi Pazarcık ilçesine bağlı bir belde. Ve hemen Maraş-Antep yolu üzerinde buğday silolarının tamamı devrilmiş. Tabii bu silolarda mısır vardı. Evet. Bu silolar mısır doluydu. Hepsi depremde yerle bir olmuş. Biraz aşağıda başka bir silo daha vardı. Onun da durumu bundan farklı değildi. Aynı şekilde silo olduğu gibi yere yığılmış, kırılmış, yırtılmış ve bütün mısırlar, bu senenin mahsulü olan mısırlar yere ve yola saçılmış. Pazarcık 6 Şubat'ta 7.7 şiddetinde bir depremle sarsılmış. İlçe merkezi ve köylerin tamamında büyük yıkım olmuştu. Yine Narlı'nın hemen çıkışında o silolar tamamen devrilmiş. Tamam, yok buradan çekmemiz yeterdir. Evet. Zaten buranın tamamı öyle. Bütün binalar. Evet. Hepsi yerle bir olmuş. Evet. Fabrikalar, evler. Buğday diyorum ama siloların olduğu yerde, mısır dolu siloların yıkıldığı yerde, silonun hemen arkasındaki bu evde, iki katlı evde, birinci kat tamamen çökmüş. Bu ev şimdi buradan bakınca hiçbir şey yokmuş gibi ama iç tarafı tamamen yıkılmış. Duvarlar patlamış. Örneğin burada bir aile yaşıyordu. Ve şu an böyle. Üst katlar daha da kötüymüş. Silonun hemen yanındaki bina. Burası Narlı. Evet. Silonun hemen yanındaki başka bir bina ve bu binada bir bölümü tamamen